Mahallesi'nde gerçekten çok değerli bir hizmeti yerine getiren ve mahalleler aynı zamanda onlara hizmet eden muhtarların bir kentin en temel taşı olduklarını ispat eden, varlıklarıyla bunu güçlendiren bir süreci yönettikleri için de çok değerlisiniz. Sizleri bu özel gününüzde ağırlamaktan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde, daha doğrusu iki gün öncesinde ağırlıyoruz ama temelinde o güne bir mesaj var. Ağırlamaktan elbette çok mutluyum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarihsel olarak baktığımızda milyonlarca insan var tabii şehrimizde ve açıkçası başlangıcında birkaç mahalleden oluştuğunu görürüz. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Bu mahallelerin büyümesi, gelişmesi sonucunda kasabalar, kentler, şehirler ve sonuçta da işte İstanbul gibi kocaman bir metropol ya da megapol diyeceğimiz bir oluşum. Bu kent tabii böylesi bir süreci yaşarken de yönetimsel olarak gelişmeleri yaşamış, bazı adımlar atmıştır. Daha az nüfusa sahip mahallelerde bazen insanlar birbiriyle iletişim kurup bazı sorunlara çözüm üretebilirler. Ancak konu bir şehri, bir ülkeyi, bir mahalleyi fark etmiyor. Çünkü birbirinden oluşan aşamaları hücre hücre yönetmeye geldiğinde bu ancak temsilciler vasıtasıyla olabilir. Bu noktada demokrasinin işlemesi için hemşehrilerimizin isteklerini, arzularını, taleplerini, şikayetlerini en doğru noktalara iletilmesi için çok değerli bir görev yürütüyorsunuz. Tabii bu görev sadece bu söylediğim hizmetlerin verilmesi değil, az önce iki kıymetli federasyon başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten demokrasinin özenli bir biçimde kendi duygusuyla beraber de bütün hassasiyetlerini taşıyan, içinde bağımlılık olmadan özgür iradesiyle ortaya çıkan kişilerin ortaya koyduğu kendi özgün programlarıyla halkın önüne çıkıp onların oyunu alma sonucuyla seçilmeleri çok değerli bir demokrasi temelidir. Böyle bir görev yürütüyorsunuz. Bu görev aynı zamanda memleketimiz adına da gerçekten demokrasiye de ciddi bir temel oluşturuyor. O bakımdan bu alanın köreltilmesi ya da bir şekilde neredeyse bir dönem kapatılmasını bile konuşan bir akıldan ziyade bunu güncel beklentileri karşılayan 21. yüzyılda demokrasinin, temsiliyetin, yerelliğin, yerelden hizmetlerin, yerinden hizmetlerin daha güçlü oluşması noktasında nasıl geliştirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz bakışıyla mutlak az önce başkanların da ifade ettiği gibi gerçekten kanunla, yasayla güçlendirilmiş bir şekilde sürecinin netleşmesi, ödeneğinin oluşturulması, bütçesinin oluşturulmasıyla devletimizin en yerelde, en temelde demokrasinin başlangıç noktası diye tariflenerek kurulması şarttır. Hatta bunu biz nasıl güçlü bir demokrasiyi inşa ediyoruz kavramıyla da bütün dünyaya da anlatabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hem sizlerin makamına hem de kurumsal olarak sürecine bakışımız budur. O bakımdan bu neye yarar? İstanbul'a 16 milyon insana daha iyi hizmete yarar. İstanbul'un her noktasına özenli ulaşma çabamıza daha büyük katkı sunar. Katılımcılığa, ortak akla daha önemli bir süreci kazandırır. Mahallelerimizin
bu anlamdaki karakterini güçlendirmek demek kesinlikle daha güvenilir, daha dayanıklı, daha sürdürülebilir ve de dünyaya örnek bir kent yönetimi modelinin oluşmasını sağlar. Bu anlamda bütün eksikliklere rağmen beklentilerinizin tam anlamıyla ne yazık ki karşılanmamasına rağmen ortaya koyduğunuz yoğun emek ve çalışmalar için hepinize kesinlikle ve kesinlikle 16 milyon İstanbullu adına yürekten teşekkür ediyorum. ...2021 yılında Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'nı kurduk. Kurduktan sonra az önce daire başkanımız da size hitap etti. Oluşturduğumuz bu yapının ne anlama geldiğini bizzatı ben hem genel sekreterimizle hem iştirakler koordinatörümüzle ve bütün iştiraklerimizle, bütün yöneticilerimizle bu konuyu bizzat ben anlattım. Yani Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, evet bütün daire başkanlıklarımız çok önemli ama burada mesul olduğu 963 muhtarımız var ve bu muhtarlarımızın size ulaşması gereken bilgileri var, detayları var, istekleri var, talepleri var. Bunların hiçbirisi kişisel istek değil. 16 milyon insanımızın isteği. Dolayısıyla bu daire başkanlığımızın koordinasyon gücünü hep birlikte güçlendirmelisiniz diyerek verdiğimiz talimatla yola çıktık. O bakımdan o günden bugüne ortaya konan bir kısım faaliyetlerin raporlarını ben de dönem dönem inceliyorum. Bugüne kadar son bir yılda yani yaklaşık bu süreç içerisinde yaklaşık 17.787 işlem gerçekleşmiş. Yani muhtarlarımızdan daire başkanlığımıza gelen talepler 17.787 adedi sonuçlanmış. Sadece çalışma arkadaşlarımın verdiği rapora göre 18 talebin ise yorumlanmasına devam ediyor. Tabii her talep çözüm bulamayabilir. Bazı talepler karşılığında cevabının bile verilmesi ya da sürecin netleşmesi çok ama çok değerlidir. Değerli dostlar, demokratik platformlar oluşturuluyor, çalıştaylar oluşturuluyor, bir yönetişim modeli çalışılıyor. Bu yönetişim ve koordinasyon toplantıları sayesinde sizlerle birlikte İstanbullulara daha iyi neler yapabiliriz'i sizlerin deneyimlerinden faydalanarak oluşturmaya gayret ediyoruz. Ve bu süreçte özellikle muhtarlarımızın daha iyi ve daha güçlü, daha konforlu hizmetler yapabilmesi adına da oluşturduğumuz bütçelerle birlikte muhtarlarımıza bir kısım destekler, bir kısım rehabilitasyonlar, iyileştirmeler ve mekanlarıyla ilgili çalışmaları da arkadaşlarım yürüttüler. Şu kısmı önemsiyorum. İlk göreve geldiğimiz an itibariyle arkadaşlarıma söylediğim çalışmayla beraber Ramazan kolilerimizi muhtarlarımız vasıtasıyla dağıtmaya başladık. Bunu büyütüyoruz. En son aldığım rakam 70 bine aşan koliyi sizlerle beraber vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu konuda bazı muhtarlarımıza kızanlar oldu, yüklenenler oldu. Değerli dostlar, kıymetli vatandaşlarımız, dağıttığınız koliler Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin bize sağladığı imkanlarla ihtiyacı olan ailelere ulaştırılması gereken desteklerdir. Bu desteği sizlerin vasıtasıyla ulaştırmak da bize yakışandır. Çünkü sizler de vatandaşların oylarıyla seçilmiş